Değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gönül'e 5 kilometre mesafede, Balıkesir Gönül'e 5 kilometre mesafede yerimizi çekmeye geldik. Yerimiz toplamda 5 parçadan oluşuyor. 46.850 metrekare yer topluyor. 46 dönüm, yani o civarlarda yer topluyor. Biz ilk önce 11 dönümdeyiz. Burası kadastro yolunda komple cephe. Şöyle İsmail abi, şu tarafa doğru bir gösterelim. Hafiften şöyle manzarayı da bir çek abi. Hemen arka tarafta İsmail abi, burası kadastro yolu, böyle komple cephe burası. Hemen arka tarafta bir parsel var, onu göstereceğiz şimdi. Orası da 10 dönüm, o da kadastro yolunun öbür tarafı. Diğer parseller buraya bağlı. Zaten oraları da çekeceğiz şimdi. Şuradan geçişi var. Yani bütün tarlaların yolu olmuş oluyor. Aynı kişinin olduğu için. Değil mi abi? Evet. Biz bu, şimdi bu parçadan karşıdakilerine de geçiliyor. Doğru. İsmail abi, buğdaylar gene başak vermiş bak burada da. Ama üst taraf, dün çektiğimiz yerde daha güzeldi buğdaylar. Evet. Bölge bölge, tarla tarla değişiyor tabii, kıyılarından başka şey oluyor. İsmail abi, kadastro yolu burası. Çalınık tabii, biraz temizlenmesi lazım değil mi? Bir şeyler yapacaksa. Yok, aslında tabii. Temizlenecek, kullanılmadığı için bu taraftan aynen giriliyor. Hatta yolu bile bir böyle şey, kepçe kürüse şey yapar yani değil mi böyle? Düzlemesi lazım. Kadastro tabii yolu var yani. Traktör yolu değil. Ya da işte geçiş yolu bir ilan etti. Kadastro yolu, resmi kadastro yolu. İsmail abi, drone'un siparişini verdi. İnşallah drone'umuz gelecek bakalım. Böyle yerlerde drone kullanmamız gerekiyor çünkü. Farkındayız biz de. Sporu da bıraktıracağım bize ondan sonra. Böyle daha iyi yürüyorsun değil mi abi? Bak evet, abi şu kadastro yolunu net başladık, gösterelim bir kere. Buraya kepçe vurmadan. Burası kadastro yolu resmi. Buraları traktör yolu. Burada traktör... İsmail abi, buradan traktör bile gidemez şu anda değil mi, kepçe vurulmadan yani. Çok zor. Ağaçlar kapamış, çalılık olmuş. Aynen, bu tarafa bak şöyle göster abi. Buraya kadar traktör geliyor zaten kadastro yolundan. Neyse, onu söyleyelim. Evet, 100 metre ileriye kadar zaten araçla, biz kendi aracımızla geldik zaten. Aynen, kendi yol düzgün. Yani. Sadece burası tarlaların içi. Şöyle bak, şuradan kadastro yolunu göster abi. Burası açık zaten. Buradan evet, yani normal bir taksi zor gelir gene, hani bir vurdurmadan şuralara kadar geliyor ama traktör falan rahat geliyor kalasını. Burası şu İsmail abi, hemen şurası bak. Bu değil. Hemen şunu gidelim o tarafa doğru, onu da çekelim abi. Valla burada su bulunursa müthiş meyvecilik olur değil mi? Evet, burada ekilir. Yani şu an için tabii kuru tarım yapılıyor. Aynen. Burası da 10 dönüm dediğimiz yer. Şöyle, bu da kadastro yoluna cephe, burası da komple. Burada da buğday var. Bu tarafı kadastro yolu. Gönül'e çok yakın. Yani yatırımlık olarak da düşünülebilir. Abi yavaş yavaş şu karşı parçaları da gidelim. O aşağıdan geçmiş bir kadastro yolundan iniş var çünkü oraya. Tam yapışık değil ama bir parsel geçecek. Bunlara bağlı. Alt taraftaki bizim 11 dönüme diğer parçalarımız bağlı. Yani toplamda 5 tane parselimiz var. Toplam 46 bin küsur metrekare topluyor. 10 dönümü bu tarafta, 11 dönümü bu tarafta başlıyor. Bir daha hepsi birbirine bağlı parsellerin. Yani yol konusunda sıkıntı yok. Yapalım. Şimdi burada durduralım. Aynen. Öbür parsellere oradan geçelim. Gireceğim. Oradan diğer yine devam edelim. Güzelce boş çekelim. Olsun. Aynen. Değerli takipçilerimiz, tarlalarımızın öbür parçalarına geldik. İyi ki de gelmişik. Müthiş bir manzara var. İsmail abi, al şöyle gönlünü kalkmayın. Genelde gözükten yer yok. Genelde zaten manzarasız yer çekmiyoruz. Allah şükür. Çok güzel yerler denk geliyor. Gerçekten her yer gözüküyor. Değil mi abi? Evet, manzara mükemmel burada. Ova, her yer gözüküyor. Şimdi biz tarlamızı tarif edelim. Şu karşıdaki birinci ağaç değil, ikinci ağaçlar var. Moda olduğu için çok gezmek istemiyoruz içinde. Hepsi başak vermiş çünkü. Şöyle aşağıdan şöyle parsel şeklinde zaten mevcut. Komple zaten buradaki dört parçayı birleştirmiş. Bir
biz şu sırtın arkasındaki yeri karşıdan çektik. Evet. Yani kadastro yolunda oradan. İlk çektiğimiz yer karşıdaki ağaçların hemen bitişi İsmail alt tarafı. Şurada çiftlik var herhalde. Burada çiftlikte elektrik vardır. Burada elektrik de yakın da çok hesap ediyorlar. Çiftlikler tarlaların arasında. Yaptılarsa bu aşağı taraftan öbür köyden almışlardır. Aynen. Oradan yakında illaki bir yerde vardır trafo. Müthiş bir yer yani gerçekten. Bilmiyorum ama. Karşıda da abi karşısını o hayvanlar da İsmail abi çöz bakalım oraya. Hayvancılık var zaten her yerde. Hayvancılık oyunları değil abi. O hayvanlar ne bana söyleyecek oku. Ben buradan seçemedim de ondan sonra soruyorum. Koyunlar var ya. Neden seçiyorum? Ben koyuna benzetemedim ama neyse. İsmail abi şöyle güneşi de göster. Güneşin battığı yeri de göster şu an. Yok koyun. Koyun. Tamam. Beni şüphelendirdin. Acaba niye var diyorum. Abi istersen de ben girmeyeyim. Şöyle sarının ortasından meyilini göster bir de sen girin. Ondan sonra zaten videomuzu tarlamızın böyle sırt tarafına da geldik. O ilk gösterdiğimiz, ilk çekime başladığımız yer karşıdaki şu parsel. Buradan şu karşıdan hemen geçişimiz var buraya. Buradan böyle komple bu tarlaların hepsi dahil. Evet, Semih de burada. Zaten burası çiftlikler bölgesi. Yani büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık çok yapılıyor. Ama ben burada elektrikten dolayı, elektrikten hani söylemek istemedim. Elektrik biraz zor dedik hatta İsmail abiyle konuşurken ama şurada parselin dibinde hemen çiftlik var. Orada elektrik olduğuna göre buraya da elektrik alınabilir. Burada tek suyu abi değil mi? Yani sondajda suyu evet, çıkarıp bilmiyoruz yani. Böyle müthiş gibi. Çiftlik yeri. Ama Gönen, Gönen civarında bakın şimdi şunu ben bu videoda bu sipariş söyleyeyim. Şimdi Gönen civarında bir tarla soruyoruz hemen su diyorlar. Su Gönen'de çıkmayan yer yok. Sadece bazı bölgelerde biraz derin sondaj vurulabilir. Yani Gönen bölgesi dışında diğer illerde insanlar 150-200 metreler sondaj vurup su çıkartıyorlar yani bulmak için. Yani Gönen'de öyle bir şey yok yani. Yani ovada 5-6 metrede her yerde su var. Hangi tarlada çıkarırsan çıkar. Hangi neresini kazarsan çıkarsan 5-6 metrede su çıkıyor. Buralarda da biraz daha fazla. Yani hatta damar varsa buralarda bile çok kolay su bulunabiliyor. Yani bu sadece tespiti yapılması gerekiyor. Bayağı bilgilenmiş oldum abi. Abi şöyle manzara edecek yani hayvancılığın özellikle aradığı yerler böyle yerler abi. Ya buranın fiyatı da bu bölgeye göre uygun fiyatlı. Evet. Çünkü 46 dönüm. Ben videonun başında 46.850 dedim. Parselleri toplarken kafadan topladım. Yanlış toplamışım. Toplamda 45.850 olması lazım. Onu bile tam daha bilmiyorum. Onu yazarız zaten biz detayı. Abi şöyle manzarayı çek. Çiftliğin de yakınlığını çek. Herhalde çiftlik tarlanın bitiminden 500 metre yoktur abi. Evet evet yok yok. Buradan 500 metre anca yani. Oradan 250-300 evet. Ancıdır abi. İsmail abi ama şu hayvanların ne olduğunu öğreneceğim bana ben. Abi videomuzu sonuna varalım. Bir de güzel muhabbet ederek yerimizi anlattık. Toprağı da verimli bakın buranın. Onu da söyleyelim. İyi bakılmış abi ama buğdaylar. Ot ilacı falan güzel, çok bu bölgede yani derin toprak yani burası güzel bir yer. Böyle taşlık kayalık şeylik bir yer değil yani. Derin toprak var yani. Değerli takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ofisimize gelin buyurun çayımızı için. İlla yer almanız gerekmiyor bizden. Gelin buyurun biz size yardımcı olmaya çalışalım. Değerli yorumlarınızı, aramanızı bekliyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. İyi seyirler diliyoruz size. Hoşça kalın, bizle kalın. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı günler.